Merhabalar Orhan Hocam. Merhabalar Elçin. Orhan Hocam, biz hani hep videoların içerisinde bahsettik bu konudan ama bugün soracağım soru hocam biraz net bir soru olacak. Hocam, bir sporcunun yani düzgün beslenmesi nasıl olmalı hocam? Hani biraz daha yemek yemeyi sadece spor yapmak için değil de hani hayat felsefesi haline getirmek bağlamında soruyorum. Hocam hani bir sporcunun beslenme düzeni nasıl olmalı? En iyi beslenme düzeni nasıl olur? Çok güzel bir soru. Arkadaşlar şimdi şöyle olay. İşin beslenme gerçekten önemli bir kısmı. Çünkü inşaatta eğer harç yoksa duvar öremezsiniz. Şimdi besin zincirinde eğer hedefinizi örten şeyleri seçmezseniz sonuca ulaşmanız hakikaten antrenmanla çok güç olacaktır. Çünkü antrenman esnasında gerçek anlamda kasınızı gelişmesine yani büyümesine dair bir hamleniz yok. Antrenman esnasında genellikle bir yıpranma söz konusudur. Bu yıpranılan kasların mutlaka onarılması gerekiyor. Keza mesela kilo vermeye çalışıyorsanız onun için bir beslenme yapmalısınız. Hani çok yüksek kalorili beslenmeyle kilo vermeniz mümkün değil. Ya da hani sevdiğiniz yiyecekler eğer kalorili ve junk food dediğimiz işte zararlı yiyeceklerse bunlar sizi geliştirmeyecek, istemiş olduğunuz hedefe ulaştırmayacaktır. Bu sefer bununla alakalı düzgün bir beslenme yapmak zorundasınız. Benim ama herkese önerim şudur. Arkadaşlar, herkesin bir normu vardır aslında. İşte bayanların yaktığı bir kalori vardır, erkeklerin yaktığı bir kalori vardır, o kısımdan bahsetmiyorum. Benim bahsettiğim, içinde şekerin ve unun olmadığı, doğru yağların, doğru karbonhidratların, proteinlerin, sebzelerin ve meyvelerin düzgün ve eşit bir şekilde alınmasından bahsediyorum. Hani bu genel sporcu sağlığında, özür diliyorum, sporcu beslenmesinde gösterilen o piramitten de bahsetmiyorum. Ki o piramit şekli ancak bir performans sporcusu için belki olabilir. Ne bileyim işte atıyorum bir, bilmiyorum ama bizim sporumuza çok uyan bir zincir değil o. Yani çünkü orada mesela protein miktarları belli bir düzeyde öneriliyor. Kas gelişimi için çok değil. Hani genel bir sporcu için olabilir. Fakat benim her zaman önerim şudur. Arkadaşlar, temiz beslendikten sonra iştahınız sınırınızı belirlesin. Mesela alınması gereken zaruri olan proteini alın. O öğünde alınması gereken zaruri ihtiyacınız olan sebzeleri, vücudunuza ihtiyacı olan sebzeleri alın. Geri kalan iştahınızı mevcut bir karbonhidratınız dolu dursun, canınız istediği kadar tabağınıza ekleyin ve karnınızı doyurun. Bu yiyecekler sizin vücudunuzu yağlandırmayacağı gibi aynı zamanda sizi muazzam bir sonuca götürecektir. Şimdi size önerdiğim şey esasında kısa vadede belki çok iyi sonuç vermeyecektir. Ama hani orta vade demiş olduğumuz 6 ay ya da uzun vade demiş olduğumuz işte 1 yıl gibi süre içerisinde hakikaten bütün sorunları ortadan kaldıracaktır. İşte kiloluysanız kilonuzu verebileceksiniz, yağlarınızı yakabileceksiniz. Zayıf bir insansanız kilo alabileceksiniz. İşte atıyorum eğer formunuzda bir sıkıntı varsa, düşmeler çıkmaları varsa o form bir yere oturacak. Ve ondan sonra yapacağınız hamle de çok basit. İstemiş olduğunuz yere doğru o normal olan beslenmenizi biraz yukarı doğru çıkarttığınız zaman yükselmeye, düşürdüğünüz zaman da alçalmaya başlayacaksınız. Mantık bu kadar basit. Aslında iki tane halka düşünün. İkisi farklı yöne doğru dönüyor. Bunların tam böyle aynı anda döndükleri bir nokta var gibi düşünün. Yani bu beslenmeyi tam olarak oturttuğunuz zaman insülininiz, pankreasınız çok dengelenecek. Yani böyle zırt pırt yükselip düşmeyecek. Şimdi zaten sağlıksız beslenmenin en büyük sıkıntısı insülini ekstra ve ani hareketlendirme. Mesela şeker yediğiniz zaman kandaki şeker ani çıkış olduğu için bu sefer pankreas insülin salgılatıyor, olması gereken seviyenin altına düşürüyor. Bu sefer aldığın şeker senin hem şekerini yükseltiyor ve şekerin daha aşağı düşürüp daha şeker yemeni sebep oluyor. Yani bir döngüye giriyor ve vücudu inanılmaz yağlandırdığı zaman da artık o bitmeye başlıyor ama zaten vücuda vereceği zararı vermiş oluyor. Yiyebilecekleri iştahınız boyutunda tüketin. Muhakkak vücudunuz inanılmaz güzel bir sonuç olacaktır. Benim söyleyeceğim bunlar. Evet abi, durum böyle. Hocam aslında mantık biraz basit aslında. Sağlıklı olan besinlerimizi, hı hı, yani mikro makro değerlere göre ayarladığımız bütün besinlerimizi, hı hı, sizin dediğiniz gibi hocam hani iştahımız seviyesinde yiyip hem aç kalmayarak, hı hı, ki hocam genellikle zaten diyet yapan insanların, düzgün beslenen insanların en çok yaptığı, söylediği şeylerden bir tanesi aç kalıyoruz. Aslında hocam öyle bir şey yok.
Sadece çok fazla zaten mahrum bırakıyoruz kendimizi bir şeylerden, birçok yemekten. Ama bunun yanında bir de dozlamaları da çok düşük porsiyonlarda, ufak porsiyonlarda yaptıkları için hocam, bu sefer ister istemez zaten insan kendini aç hissediyor. Ya hocam hani yıllardır beraberiz biz sizinle. Bana söylediğiniz bir şeyi hani ben burada söyleyeyim arkadaşlara. Mesela hocam bana şunu söylemiştiniz. Vücut zaten başlangıç seviyesinde temiz besinleri, yani pis beslenen bir vücutta çok fazla alamıyor. Çok fazla yiyemiyoruz. Ama bir süre sonra vücut bunu artık kabul etmeye başlayınca, artık pis besinleri kabul etmemeye başlayınca, artık o hamburgerleri yediğiniz zaman mideniz ağrımaya başladığı dönemde. Ya da bulantılar ya da böyle bir hoşnutsuzluk yaşandığı zaman. Ya mesela kötü yağlar o dönemde çok etkiliyor hocam. Aynen yani. Aynen. O noktaya geldikten sonra hocam aslında sizin dediğiniz gibi artık vücut o maddeleri emilimleyebildiği için kendini ister istemez aç hissediyor. Çünkü kaliteli besinleri alıyor, kaliteli yakıtı alıyor bu sefer. Bu sefer de vücut kendini aç hissediyor. Onun için de sizin dediğiniz gibi hocam hani iştah belirlemeli. Burada hani çok fazla soru geliyor bununla alakalı, mikrolar makrolar. Arkadaşlar mikrolar makrolara geçmeden önce bunun bir ön safhası var. Mikrolar makrolar F16. Siz daha bisiklet sürmüyorsunuz. Ben size bisikleti bir sürün diyorum şu anda. Esasında anlatmaya gayret ettiğim şey o. Sizin normlarınızı norm iştahlığınızla beraber alabileceklerinizi düzgün bir şekilde alın. Ondan sonra dediğim gibi hani biraz artırırsınız dediğim işte o sizin makronuz oluyor. Biraz düşürürsünüz dediğim işte sizin mikronuz oluyor. Ama siz daha kendinizi bilmiyorsunuz ki bana makronuzu mikronuzu söylüyorsunuz. Yani bunun bu şekilde söylenebilmesi bilmiyorum çok zor. Hani 50 kilo ile 100 kilo arasında bir skala var. Hani kilo skalası, cinsiyet var, boy, kilo, yaş, hedef. Bu kadar şeyler var ve bana makro mikro diyor. Herkes kendi makro mikrosunun normallerini bulmadan, iştahı doğrultusunda hani bir şeyleri yapmadan ve doğru besinleri sokmadan bunu bulabilmesi mümkün değil. Ve her insanın mikro makrosu bu şekilde bulunur. Hani birbirimizi kandırmayalım arkadaşlar. Ne diyeyim ya? Yani. Hocam aslında dediğimiz gibi tekrar söyledim. Mantık basit. Düzgün besinler işte. Yani 3 tane olay var arkadaşlar zaten. Dinlen, adam gibi antrenman yap, adam gibi beslen. Bu beslenmeni bozma. Ve dediğim gibi mikronu makronu düzgün beslenerek onu dedim ki ya ben bununla, bu normallerimle, normal iştahımla ben bunu yaptım. Demek ki üstüne çıkarsam bunu başarırım. Başarmama ihtimalin yok arkadaşlar. Matematik var. Onun altına düştüğün zaman da yağlarını yakmaya başlarsın. Bu kadar senin mikron makron bu. Doğru beslenme. Arkadaşlar görüşürüz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kafa karıştırmayın.